Laiklikle alakalı çok önemli birkaç konudan sizlere bahsedeceğim. Türkiye'de şu anki laiklik çok yanlış algılandı ve yanlış uygulanıyor. Bu laikliği bize dikte eden Avrupalı devletlerin zorla hani bize dikte etmiş oldukları laiklik şu anda bizim yaşamış olduğumuz, uygulamış olduğumuz laiklikle alakası yok. Ve biz ya da şöyle söyleyelim, biz yanlış algıladık bu laikliği ve yanlış uyguladık ve bunun çok zararını gördük. Bu yüzden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar uzanıyor bu. Bunun çok etkisi var bu laiklikle. Onu şimdi açıklayacağım. Şimdi laiklik neden oldu, nasıl çıktı hemen onu anlatayım. Avrupa'da bildiğiniz gibi tarih bilenler bilir 30 yıl ve 100 yıl savaşları var Fransa ile İngiltere arasında. Bu 100 yıl savaşlarında çok can kayıpları, ekonomik darboğazlık, sıkıntı, büyük maddi zorluklar çektiler. Çok kan kaybettiler ve kendilerine çok aşırı zarar verdiğini ve yıprandıklarını gördükleri için ve bunların da sebebi papalardı. Yani onlar çok vaaz verip insanları galyene getirip gaza getirip bu tür olaylara sebebiyet hep onlar yapmıştır. Birinci Haçlı Seferi, ikinci Haçlı Seferi bunlarda da hep zaten bunların parmağı vardır. Daha sonra bunları dediler ki biz bu papaları dediler laiklikle din işlerinden el çektirelim ve etkileyemesinler. Bunlara bir alan, bir bölge, mıntıka uygulayalım. Yani kumdan bir hani park gibi orada kumdan oynasın bunlar. Devlet işlerine karışmasın diye. O yüzden Vatikan'ı verdiler. Gönderdiler Vatikan'a. Orada git kumda oyna dediler istediğin gibi ve devlet işine karışma. Böyle bir şey yapıp kendilerini kurtardılar. Şu anda Türkiye'de bize dikte etmiş oldukları laikliği biz çok yanlış uyguladık. Bakın 1972 yıllarından bu yana biz laiklik adı altında devletin açmış olduğu yurtlar, Diyanet'e gereği kadar ilgi gösterilmedi, alaka verilmedi. İnsanlar dışlandı, horlandı. Başörtü takıyor diye insanlar sırf giyiminden, kuşamından ötürü ikinci, üçüncü sınıf muameleler gördü. Bakın bir kadından bahsedelim. Oğlu asker, subay. Oğlunu devlete asker vermiş, subay vermiş. Oğlunu feda etmiş. Oğlunun yemin törenine bile gidemiyor. Oğlu gözünün önünde askeriyenin dışarısında oğluna dürbünle bakıyor gibi ağlıyor dışarıda. Yemin törenine bile katılamadı ki bunun acısını ancak yaşayan bilir. Devlet dairelerine bunlar sokulmadı. Memur olarak çalıştırılmadı. Sadece başörtüsü var diye laiklik din hani din devlet işine karışmasın diye bunu böyle yanlış uyguladılar. Daha sonra bu insanlar namaz kılıyor diye, secde ediyor diye devlet tarafından dışlandılar. Hiçbir zaman değer verilmedi bunlarda. Bunlar kendi yaşantılarını, özgür düşüncelerini, imanlarını, ibadetlerini yaşayamayınca mesela bakın bundan 20 sene önce, 25 sene önce hep evlatlarınızı siz şehirlere okumaya gönderdiğinizde dininden ötürü dışlandığı için mecbur abiler ve ablalar diye bir FETÖ'nün okulları vardı, evleri vardı. Orada abiler ve ablalara mecbur gidip orada kalıyorlardı. O zaman orada kalırken bunların orada beyinleri yıkanıyordu. O zaman bunlar orada kendilerini yetiştiriyorlardı, geliştiriyorlardı. FETÖ'nün talimatları doğrultusunda, FETÖ'nün emir yasakları ona tam bağlılık. Ve onlar bunların beynini yıkayıp daha sonra istedikleri kişilerle evlendirip Katolik evlilikleri falan biliyorsunuz hepsi çıktı ortaya. Ve tamamen tam bağımlı bir şekilde kendi annesinden babasından bile üstün bir şekilde FETÖ'ye bağlıydı bunlar. Ve bunlar bu sadakat ve bağlılık neticesiyle bunların dini hani secdeye gidiyor onlar da hani o aileler sonuçta namaz kılıyor. Sonuçta düzgün bir yer ibadetlerine izin veriliyor. İbadet öğreniyor diye kendisi gönül rahatlığıyla oraya gönderiyordu. Oradakiler de o kişilere hani ibadet ettiriyoruz. Başörtü giyiniyor, kuşanıyor. Biz bunları çocukluktan, çıraklıktan yetiştirelim. Gün geldiğinde bundan meyvesini alırız. Devlete yerleştiririz. Hakim olur, savcı olur veyahut da asker olur, herhangi bir şey olur. Gerektiği gibi bundan yeri geldiğinde nemalanırız diye aileden daha çok o FETÖ'cüler bunları büyüttüler, beslediler, belli konumlara, mevkilere getirdiler. Daha sonra da bakın 15 Temmuz'a hazırladılar bunları. Bu 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bile hala
devletine ve halkına, insanlarına düşman olanlar var. Asla terk etmediler. Çünkü bunların beyni aşırı derecede yıkandı. Devlet bunları 1970 yıllarından beri hiç yurtlar açmayınca, hiç ilahiyatlar, imam hatipler oluşturmayınca, Diyanet hani geride kaldı. Diyanete sadece bir gölge gibiydi. Hiçbir CHP ve sol kesimin hiçbirisi zaten İslam'a önem vermeyip de din laiklik hani dinle devlet işi ayrılsın diyerekten bu insanları, bu ana kuzuları, bu vatandaşları FETÖ'nün kucağına hep beraber devlet itti. Mecbur kaldılar bu kişiler. Giyinip kuşanamadıkları için baskı, zulüm, ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerinden ötürü bunlar da mecburen FETÖ'nün kucağına düştü. FETÖ de bunları değerlendirdi, aldı, kullandı, yetiştirdi ve günü geldiği zaman işte geri tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine, devletin üzerine saldı, ele geçirmeye çalıştı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde askeriyenin yarıdan çoğuna FETÖ hakimdi. Yarıdan çoğuna. Emir komutasındaki yarıdan çoğuna hakimdi. O gün darbe eğer 3'te yapılsaydı bugün Türkiye'yi ele geçireceklerdi. O darbe mecburi bazı sebeplerden ötürü erkene alınınca saat 8-9 civarlarına mecburen halk mecburen aldılar onu. Halk da bunu ayıkınca uyumadı. Sokaklara döküldü. Çıplak elleriyle tankları durdurdular ve darbeyi önlediler. Halk önledi. Ama devletin bu laiklik yanlış lanse edilmesi, yanlış vücut bulması, işte devlet eğer ki Diyanet'e böyle önem verseydi, dindar kesime hani laiklik adı altında, şimdi şu anda eşarp başörtüsü hani bugün hani çok rahatmış gibi konuşuyoruz, hani kullanıyoruz, sanki CHP'de yeri geliyor biz yaptık, bizim sayemiz oldu falan filan diye palavralar sıkıyorlar ama bundan 10 sene önce eşarbı konuşamıyordum bile. Yani bunu konuşmak bile laikliğe aykırı diyerekten parti kapatmaya kadar gidiyordu. O zaman yani bunları yaşadık biz. Bunlar dindar diye dışlandılar. İkinci sınıf muamele gördüler. Yer, yurt, okul, kontenjan bir şey bulamadılar. Hep mecbur FETÖ'nün kucağına itildi bunlar. Onlar sahip çıktı buna. Sahip çıkınca kendi istedikleri gibi yetiştirdiler. Şimdi arkadaşlar bakın benim kendimden örnek vereyim. Bak benim küçük çocuğum var, kızım. Süleymancılar'da şu anda güzel ders Kur'an-ı Kerim okutuluyor, veriliyor, öğrensin diye. Bir de hani annesinden babasından hep değil ama bazen az bir şey ayrı kalsın. Birkaç gün görsün ne olduğunu öğrensin. Daha 8-10 yaşında biraz alışmaya başlasın annesizlik, babasızlık bazı şeyleri diye düşündükçe. Arkadaşım içerideydi. İçeride bir arkadaşım var. Sordum, dedim ki bak benim kızımı oraya versem ben nasıl olur? Birkaç ay gitse orada hani öğrense Kur'an-ı Kerim'i falan okuyor şu anda ama bir sürü dua da biliyor. Kur'an-ı Kerim de okuyor. Bunu kendisine geliştirse ne olur dedim falan. Bana ne dedi biliyor musun arkadaşım? Sakın ha verme şu anda dedi. Kendisi bak içeride. Sakın ha verme dedi. Niye dedim? Şu anda dedi beyin yıkıyorlar orada dedi. Nasıl olur falan filan biraz soruşturunca dedi ki biraz daha büyüsün dedi. Zaten o kendisi öğreneceğini öğrenir. Biraz da biz yardım falan filan ederiz. Evimize gelsin. Biraz beyin yıkıyorlar dedi. Tereddüte düşürdü. Şimdi ben o hani grubu Süleymancılar hani cemaatini kötülemek falan niyetinde değilim. Öyle söylemiyorum. Çok güzel öğretiyorlar, ediyorlar ama yani devletin İşte bak devletin burada Diyaneti ve okulları, Milli Eğitim Bakanlığı bazı şeyleri gerçekten üzerine alınıp devlet eliyle başka kişilerin kucağına, başka kişilerin eline düşürmeden bu dini konuları geliştirebilecek, daha etkin, daha yaygın, daha böyle derinden öğretebilecek bazı kurumlar, ilahiyatlar, yurtlar, buna benzer şeyler açıp tam detaylı bir şekilde öğretmesi lazım ki insanlar gidip bazı diğer başka grupların ellerine düşüp de daha sonra büyüyüp güçlenip de bir hani belli bir seviyeye geldikten sonra hükümeti ele geçirmek gibi, milletvekilliği, parti kurmak gibi, grup oluşturmak, buna benzer şeylerle neler olacağını bilemezsiniz yani. O yüzden dinimizi dört dörtlük yaşayıp öğrenip bu dünyada hani kazancımızı kazanıp ve ahiretimize de yeri elimizden geldiği kadar dikkat edip ve ahiretimizi de unutmadan yaşamayıp hazırlık yapmamız gerek. Bu yüzden de yani bunu yaparken de bazı kişilerin eline düşmememiz gerekiyor. Bakın FETÖ'de çok gördük yani kendi evladını insanlar kaybediyor. Kendi evladını bak kendi evladını kaybettiler. Mecbur devlet bunu dışladığı için oldu bütün bunlar. Biz de devletimiz de bu tür konularda biraz hassas olmalı. Evlatlarımızı başkalarının pençesine bıraktırmamalı. Ve dini
din ve devlet işlerini hani birbirinden ayırt ederken laikliği Avrupa'nın bize dayatmış olduğu gibi, dikte etmiş olduğu gibi değil de yani normal bir insan yani başörtüsü din, kitap, hani Kur'an veyahut da namaz yani dine hani devlete ne tür zarar verebilir? Nasıl zarar verecek yani? Gerçekten nasıl bir zarar verecek? Bunları iyi ayırıp iyi tartmamız gerek. Bunları iyi değerlendirip ve evlatlarımızı gelecekte 40-50 sene sonra yine bir FETÖ gibi bir yapının yeniden ortaya çıkmasıyla yine bir devlet düşmanı, yine buna benzer darbeler, kalkışmalar, böyle gruplara, böyle canilere evlatlarımızı teslim etmememiz gerek. Kendi evlatlarımızı bile anne babalarından soğutup düşman ettiler. Katolik evliliği yaptırdılar. Kendi istedikleri kişilerle evlendirdiler. İstedikleri yerlere yerleştirdiler. İstedikleri yerde onları da istedikleri gibi kullandılar. Biz devletimizden bu hatayı tekrar yapmasın diye din ve devlet işlerini ayırmak çatısı altında laikliği gerçekten ne anlama geliyor ve nasıl uygulaması gerekiyorsa elinden geldiği kadar hassas bir şekilde uygulayıp evlatlarımızı başkalarına kaptırmaması gerek devletin. Bu işe el atması gerek. Devlet eliyle olması gerek. 40 sene sonra devlet düşmanı değil, devletini, milletini, halkını seven ve dindar kesim olması gerek. Buna çok dikkat etmesi gerekiyor devletin. Evet arkadaşlar, bu video için söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.